Eğer bir toplum geleceğe güçlü hazırlanmak istiyorsa öğretmenini bütün sorunlardan arındırmalıdır. Öğretmen bütün bilgisini, becerisini, birikimini öğrencilerine vermelidir. Ama öğretmenleri aşağılarsanız, işinden ederseniz, görevini yapmaz hale getirirseniz, ay sonunu nasıl getireceğim diye düşünmeye iterseniz, mali zorlukların içine iterseniz geleceğimizi köreltirsiniz. O nedenle bütün öğretmen kardeşlerime söylüyorum. Bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum diyen bir anlayışla hepinizi yürekten kutluyorum. Hepinize selamlar, saygılar sunuyorum. Sizin sorunlarınız Cumhuriyet Halk Partisi'nin sorunlarıdır. Bütün öğretmen arkadaşlarımın bunu bilmesini isterim. Darbe sonrası darbe fırsatçılığı yapıp sendikaya üye oldular diye öğretmenlerin görevine son vermeyi asla ve asla kabul etmiyoruz. Biz açığa alınan ve görevine son verilen bütün öğretmenlerin yanındayız. Sonuna kadar sizin haklarınızı savunacağız. Ama öğretmen var, öğretmen var. Öğretmen var, kendisini bu ülkenin çocuklarına adamış. Öğretmen var, istikbali için sevgili peygamberimizi bile istismar eden öğretmen var. Burdur'da bir öğretmen şöyle bir mesaj atıyor. Bir kadın evinden süslenip çıkıp evine dönene kadar kaç erkeğin şehvetini tahrik etmişse o kadar erkeklerle zina yapmış sayılır diyor. Bu öğretmenin öğretmenlikten alınması lazım. Sevgili peygamberimizin adını dahi Diyanet İşleri Başkanlığı açıklama yaptı. Böyle bir hadisi şerif yoktur dedi. Olmayan bir hadisi şerif üzerinden sevgili peygamberimizi istismar eden bu adamın öğretmen olmaması lazım. Ne yaptılar? Tam tersine vekildi, asil olarak tayin ettiler. Şimdi buradan Milli Eğitim Bakanı'na seslenmek isterim. Kendisine sonsuz saygım var. Onu da ifade edeyim. Ama ne olursunuz bu tür insanları Milli Eğitim camiasında barındırmayın. Ben herkesin inancına saygı gösteririm. Herkesin kimliğine saygı gösteririm. Herkesin yaşam tarzına saygı gösteririm. Ama birisinin sevgili peygamberimizi istismar etmesine tahammül edemem. Çünkü o ulu bir makamdır. Oraya her isteyenin istediği gibi konuşacağı bir alan değildir orası. Yine değerli arkadaşlarım, okullar açıldı, kitaplar yok. Niye yok kitaplar? Efendim eskiden kitaplar basılmış, onları FETÖ'cüler hazırlamış. O nedenle yeni kitaplar hazırlayacağız. Niye hazırlamadınız şimdiye kadar? Bakın, o kitapların hazırlanmasına imkan veren, o kitapların hazırlanmasını sağlayan bürokratlar kadrolarında oturuyorlar ama öğretmenleri görevden alıyorsunuz. Ya alacaksan önce o adamları görevden al. Öğretmene mi senin gücün yetiyor? Eğitim sistemi çökmüş vaziyette. Hiçbir anne baba çocuğunun eğitiminden memnun değil. Proje okulları diye bir proje açıkladılar. Güzel. Şimdi veliler ve çocukları okullarına sahip çıkmak için eylem yapıyorlar. Bu da bizim eğitim sistemimizde bir ilk. Kendi okuluna sahip çıkıyor. Kendi öğretmenine sahip çıkıyor. Kim? Öğrenci sahip çıkıyor. Benim öğretmenimi alma diyor. Veli sahip çıkıyor. Okuluma dokunma diyor. Hayır, bunları alacağız. Niçin? Çünkü bunların çağdaş uygarlıktan anladığı orta çağ uygarlığı. Türkiye'yi orta çağ kuşağına götürmek istiyorlar. Yapabilirler mi? Buna asla izin vermeyeceğiz. Asla izin vermeyeceğiz.